İsterseniz İYİ Parti'nin aslında öne çıkan isimlerinden de bahsedelim. Henüz net bir veri yok ama yine kulis bilgilerine göre az önce haberimizde de ifade ettik aslında Ankara için çok İYİ Parti içindeki kritik isimlerden bir tanesi Kürşat Zorlu'nun ismi geçiyor ya da Oktay Vural ifade ediliyor. İstanbul için yine aynı şekilde Burak Avuncu'nun ismi ön plana çıkıyor. Örneğin Balıkesir için Turan Çömez oldukça fazla sayıda Balıkesir'le ilgili haberi ve özellikle mültecilerle ilgili haberleri gündeme taşıyan önemli bir isim. Onun adı öne çıkıyor. Yine 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerimizden olan Hatay'da ise futbolcu Gökhan Zan ön plana çıkan isimler arasında. Yine sizin de ifade ettiğiniz gibi Mersin'de Burhanettin Kocamaz ismi var ön plana çıkan. Bu isimler o kentlerdeki mevcut CHP adaylarına ya da mevcut Cumhur İttifakı adaylarının alabilecekleri payları nasıl değiştirir sizce? Burada dengeleri biraz alt üst eden bir seçime mi tanıklık edeceğiz sizce? Evet, aslında şöyle bir durum var. İYİ Parti'nin son dönemde bu yerel seçimleri aslında bir varoluş seçimi olarak görmeye başladığını gözlemliyoruz. Hani yaşam kalım, ölüm kalım savaşı gibi. Yani savaş diye nitelendirdi çünkü Sayın Akşener de. Bundan ötürü aslında bütün ağır toplarını, bütün A takımı diye adlandırabileceğim şu saydığınız isimler hem medyada hem parti içinde çok önde olan isimler. Evet. Her yerde karşısına çıkan isimler seçmenin, vatandaşın. Bunların hepsini birden sahaya sürmesi aslında şöyle bir risk tabii ki. Eğer olası alınabilecek başarısız bir sonuçla aslında İYİ Parti tamamen o türbülans dediğimiz şeyin çok daha ağırını yaşayabilir. Hani fırtına yaşayabilir. Hı hı. Ama şunu çok net görüyor. Belki de şu sözünü ettiğiniz isimlerin hiçbirinin orada aslında bizim yaptığımız gözlemlere göre seçimleri kazanma şansı yok. Ama totalde baktığımızda Türkiye'deki oy oranı diye eğer bu seçime bakarsa, bütün ağır toplarını sahaya sürerse bunun karşılığı olacağı bölgeler var elbette. Var. Yani saydığımız böyle. Belki de işte Ankara, İstanbul gibi metropollerde mevcut Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın CHP'de olduğu metropollerde çok büyük bir etki görünmeyecek. Çünkü sözünü ettiğiniz gibi bir Hatay'da, bir Mersin'de elbette karşılığı olan isimler. Ve ondan ötürü de bir oy artışı sağlanabilir. Ama yerel seçimlerin algoritması cidden çok farklı. Yani biz hep düşünüp söylüyoruz. Yerel seçimler aslında tek turlu iki adaylı seçim. Yani ne olursa olsun seçim sattım haline girdiğimizde iki aday öne çıkacaktır. Bu Cumhur İttifakı'nın adayı ve CHP'nin adayı olarak görülüyor şu anda. Yani sayılan isimler var AK Parti'den gösterilecek İstanbul'da. Ama biz sonuçta onun karşısında eğer Cumhur İttifakı kaybedecekse kazanacak aday İmamoğlu'dur. Veya işte Ankara'da Mansur Yavaş'tır. Ben bu konsolidasyonun seçim sattım haline girdiğimizde daha böyle etkin olacağını düşünüyorum. Tabii burada CHP'nin uygulayacağı politika da çok önemli. Yani İYİ Parti bu bahsettiğimiz ölüm kalım savaşı gibi gördüğü yerel seçimlerde elbette işte sözünü ettiğimiz o kampanya biçimini öyle yönlendirecektir. O oyuna gelmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani nedeni de şu, geçtiğimiz 14 Mayıs seçimleri öncesi Memleket Partisi ile yaşanan polemikleri hepimiz çok iyi anımsıyoruz. Hı. Bu anlamda o var olan işte Millet İttifakı'na ne kadar zarar verdiğini de hatırlıyoruz. Ben ne kadar İYİ Parti'nin söylemi sert ve ağır bile olsa CHP'nin bundan sonra da o söyleme karşılık savaş değil barış söylemini ve işte beraber kazanma söylemini devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama İYİ Parti bu kadar ağır toplarla sahaya inip de bir önceki seçimlerde aldığı oy oranlarının altına giderse asıl riskinin de burada olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi isterseniz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden devam edelim. İstanbul için son sorum. Bugün sıklıkla yazılan, çizilen isimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dı. Ve özellikle bazı kamuoyu anketlerine göre aslında Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğunu iddia eden köşe yazarları da var Selçuk Bayraktar isminin. Bununla beraber Ankara için de biraz dengeler değişmiş durumda. Ziya Selçuk'un, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ismi belirmeye başladı.
Sanı riski isimler net olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından deklare edilmeden biz birçok olasılığı konuşacağız. Ama son olasılıklar üzerinden de sizden bir kamuoyu araştırmacısı olarak yorumlarınızı alalım, noktalayalım efendim. Buyurun. Evet ya, aslında şöyle, bu isimler dediğiniz gibi netleşmeden önce siz ancak projeksiyon yapabiliyorsunuz. Evet. Bu anlamda da yani popülaritesi yüksek olan sosyal medyada ve medyada, görsel medyada, yazılı basında çok fazla haberi çıkan, önde olan adaylar elbette karşılığı oluyor seçmen tabanında. Selçuk Bayraktar da özellikle savunma sanayiyle ilgili iktidarla beraber 14 Mayıs seçimlerinden önce de çok gündemdeydi. Evet. Deprem zamanında çok fazla ismi gündeme getirildi ve özellikle de işte iktidara yakın basında çok fazla işte hem görsel medyaya hem de yazılı medyaya çıkartıldı, haber yapıldı. Elbette bunun bir karşılığı var ama biz bunu daha o sözünü ettiğimiz siyaset terazisinde, siyaset tartısında görmedik. Yani bu da çok önemli bir argüman. Daha önce siyasetle uğraşmamış, yani bir seçim deneyimi olmasından da öte, bir parti deneyimi olmayan adaylarında farklı riskleri var. Yani onlar aday gösterildiğinde kampanya döneminde sözünü ettiğimiz popülarite bir anda geriye doğru gidebiliyor. Yapılan ölçümlerde bizim gözlemimiz şu: Sayın İmamoğlu'nu veya Sayın Yavaş'ın herhangi bir adaya karşı geride olduğu herhangi bir yoklama yok. Yani herhangi bir araştırma yok. Yani hem Sayın İmamoğlu hem de Yavaş için geçerli bu konu. Hatta Millet İttifakı'nın o 11 tane Büyükşehir Belediyesi'ndeki mevcut adaylar için de söz konusu değil böyle bir şey. Ben tabii ki bu aday isminin, örneğin Ankara'da Ziya Selçuk ismi evet konuşuluyor ama Ziya Bey'in de yani profiline baktığımız zaman işte biliyorsunuz zamanında Özhas İki de aday olmuştu. Evet. Sayın Binali Yıldırım da aday olmuştu. Evet. Ya o yerel seçimde o kampanya veya işte karşı karşıya gelme, seçmenle buluşma anlamında bu anlamda bir tartıya çıkmadılar henüz. Bu tartıya çıkanlar mevcut, şu anda mevcut belediye başkanları. Yani AK Parti için İstanbul'da işte Üsküdar Belediye Başkanı, Esenler Belediye Başkanı konuşuluyor. Ama onlar da ölçümlerde, aslında gerçek ölçümler onlar için yapılıyor. Çünkü zamanında belediye başkanlığı kazanmış, o tartıya çıkmış, seçmenle buluşmuş isimler, profiller bunlar. Onlar da Sayın İmamoğlu'nun oldukça gerisinde görünüyor. Ankara'da Turgut Altınok ismi çok fazla söyleniyor. Ben yine tabii ki bu benim görüşüm, Ankara Turgut Altınok'un aday olacağını düşünüyorum. Hı hı. Sayın Yavaş karşısında. Ama İstanbul için Sayın Kocanın ismi çok sık konuşuluyor biliyorsunuz. Bütün bunların ben bu ay sonuna kadar netleşeceğini, aslında bu netlikten sonra da yapacağımız araştırmalarda o projeksiyon yapmadan gerçek sonuçları görebileceğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz efendim katkılarınızdan dolayı. Kamuoyu araştırmacısı Semih Turan bizimle birlikteydi. Biz de yine kaldığımız yerden